Evet, dolu dolu dedim. Dolu dolu bir program gerçekleşecek. Edirne Televizyonu'nda pazar akşamları canlı olarak yayınlanmakta olan Spor Panorama programına konuk olan, önemli açıklamalarda bulunan Saraçhane Spor Yöneticisi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Bahar, ASKF seçimleri sonrasında meydana gelen küskünlüklerin ortadan kalkması konusunda çağrıda bulundu. Biz birlik olma zamanı, eğer biz Edirne'de futbolu, sporu bir yere getirmek istiyorsak beraber olmak zorundayız. Zıt kutuplarda olduğumuz zaman hiçbir şey kazanamayız biz. Program sorumlusu Melih Yurduseven'in konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Bahar, yapılan seçimler sonrasında spor kamuoyunda kazananlar ve kaybedenlerden oluşan iki grup meydana geldiğini belirterek, bu ayrışmanın Edirne'nin sporuna büyük zarar verdiğini söyledi. Kendisinin de kazananların listesinde olması nedeniyle bu küskünlüğün kalkması için gayretler sergilediklerini ama karşı taraftan bir yaklaşım göremediklerini belirterek, bu bir yarıştır. Bugün biz varız, yarın onlar olacaktır. Zaten bir şey yapamadığımızdan da seçimlerde delegeler bizi bu görevden indirirler diyerek birlik ve beraberlik içinde Edirne'nin sporuna hizmet etmek gerektiğini hatırlattı. Bu seçime girdik. Bu seçimin muhakkak bir galibi olacak. Bir taraf kazanacak ama biz seçimden önce, yani Saraçhane olarak konuşuyorum, seçimden önce biz bütün kulüplerle yedik. Şu anda bizim ASKF'ye girmemiz, benim girmem. Tabii bunu ben kendi başıma girmedim. Saraçhane Yönetim Kurulu öyle bir karar verdi. İbrahim Başkanımız da listeye bizi uygun görmüş. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Girdik. Şimdi şu anda Saraçhane Spor Kulübü ile, yani 8 sene kulüp şu anda zıt kutuplardayız. Bizim böyle, yani spor camiasında zıt kutuplarda bizim olmamamız lazım. Bizim birleştirici de. Biz sporda sizin söylediğiniz gibi birleştirici olmamız lazım. Yani karşı taraf da kazanabilirdi. Biz tebrik edinmeden yanayız. Bir şeyleri zaten biz yapamazsak, yani göreve geldik yapamıyorsak, zaten 3 sene sonra seçim var. Bir şekilde delegeler, ilk defa da böyle bir şey oldu. Yani delegeler ilk defa bu Amatör Spor Kulüp Federasyonu seçiminde ilk defa kulüpler ve delegeler sayılmış oldu. Bu zamana kadar bir ton seçim yapıldı. Bizim hiç haberimiz yoktu. Yani ASKF'nin ne olduğunu, bugün sporcular dahi bilmiyordu. Yöneticiler bilmiyordu. Yani 25-30 kişiyle bir seçim yapıyordu. Yani 168 kişiyle güzel bir seçim oldu. Gayet güzel şartlarda oldu. Tabii ki biz 82 ya 81 öyle kazandık. Yani kaybedebilirdik de. Kaybettiğimiz zaman da biz karşı tarafı kutlayan insanlardayız. Bizim spora bakış açımız farklı. Devamlı biz kazanalımdan yana deyip kaybetmeyi de bilmemiz lazım. Ve orayla öyle mücadelemize kaldığımız yerde devam etmemiz lazım. Şimdi daha önce bu 8-10 kulüple dostluklarımız güzeldi. Yani şimdi ASKF'ye girdiğimizde, yani ASKF'ye girmek gerçekten belki bazıları için çok önemli bir şey olabilir. Ama oraya geldiğimizde bizim bir şeyler yapabilmemiz önemli. Bu arkadaşlarımız daha önce bu işi 14 sene yaptılar. Burada ismi vermeye gerek yok. Edirne bunları tanıyor. Ama biraz yeni seçilen yönetime de zaman vermek lazım. Evet. Yani bu hemen paldır küldür bu işler olmuyor. Ama şimdi beraber olduğumuz, yani parklarda beraber oturduğumuz o sevgili abilerime sesleniyorum buna. Biz birlik olma zamanı, eğer biz Edirne'de futbolu, sporu bir yere getirmek istiyorsak beraber olmak zorundayız. Zıt kutuplarda olduğumuz zaman hiçbir şey kazanamayız biz. Ya birbirimizi üzdükten sonra, birbirimize selam vermedikten sonra, yani o sahalarda karşı karşıya idman yaptığımızda birbirimize kafamızı çevirirsek, o gençleri biz bu, yani spor camiasına nasıl kazandıracağız? Ama şu birleşmeyi onlardan biz bekliyoruz. Biz adım atıyoruz. Gerçekten onların iç adım attığını ben görmüyorum. Yani biz kahve köşelerinde, park köşelerinde, fiskosla, dedikoduyla bu sporu yönetemiyoruz.